Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kampımızın 12. günündeyiz. Yaş problemlerinin ikinci testini sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Ece 4 yıl erken, Cem 2 yıl geç doğmuş olsaydı ikisinin yaşları eşit olacaktı. 6 yıl önce Ece ile Cem'in yaşları toplamı 30 idi. Yukarıdaki verilere göre Ece'nin şimdiki yaşı kaçtır diye sorulmuş. Ece'nin şimdiki yaşını E olarak alalım. Cem'in şimdiki yaşını da C olarak almış olalım. Şimdi Ece 4 yıl erken doğsaydı yaşından 4 yaş daha büyük olurdu. Yani yaşı E artı 4'e gelirdi arkadaşlar. Cem de 2 yıl geç doğmuş olsaydı, bir kişi doğum yılından 2 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşı 2 yaş küçük olurdu. Bu durumda Cem'in yaşı da C eksi 2 olurdu. İşte bu durumda ikisinin yaşları birbirine eşit geliyormuş. Yani E artı 4 C eksi 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Biz burada eksi 2'yi bu tarafa atarsak E artı 6'mızın aslında C'ye eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Alttaki bilgimize geldiğimizde 6 yıl önce Ece ile Cem'in yaşları toplamı 30'dur demiş. Şimdi Ece'nin şu anki yaşı E ise 6 yıl önceki yaşı E eksi 6 gelir. Cem'in şu anki yaşına C demiştik. Bu da 6 yıl önce C eksi 6 olacaktır. İşte bu ikisinin toplamı arkadaşlar bize 30'u veriyormuş. Eksi 6 eksi 6 eksi 12 yapar. Karşıya attığımızda da E artı C'mizin 30 artı 12'den 42 geleceğini söyleyebiliriz. Zaten biz E'yi arıyoruz. C'nin yerine de E artı 6 yazabileceğimizi biliyoruz. Bu durumda E artı 6 bize 42'yi verir. 6'yı karşıya atarsak 2 tane E bize 36'yı, E'miz de 36 bölü 2'den bize 18'i vermiş olur. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. İkinci sorumuzu yorumlamaya çalışalım. Yusuf, Ali ve Zeynep'in 1992 ile T yılındaki yaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X artı T toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada şu bölülerden kurtulmak adına Y'nin yerine 4K alabiliriz. Yani biz burada Y'mizi 4K gibi düşünürsek şurası 4K bölü 4'ten bize K'yi vermiş olacaktır. Burayı K gibi düşünebiliriz. Burası doğrudan 4K gelir. Burası 4K bölü 2'den 2K gelir. Burası da doğrudan bize 4K'yi vermiş olacaktır arkadaşlar. Şöyle sayısal bir örnek verelim. Mesela bir A kişisi 1992 yılında 5 yaşında olsun. 1996 yılında arkadaşlar kaç yaşında gelecektir? 4 sene daha geçtiği için 9 yaşında gelmiş olur. Yani yıllar büyüdükçe yaşlarımız da ne yapmış olacaktır? Büyümüş olacaktır. Bunu neden söyledik? Ali'nin yaşına baktığımızda 1992 yılında 4K yaşında, T yılında 2K yaşında gelmiş. O zaman 1992 T'den daha ileride bir yıl olmalı ki Ali de burada 2K'den 4K yaşına çıkmış olsun. 2K'den 4K'ye çıkmak için 4K-2K'den 2K yılın geçmesi gerekir. Demek ki T'ye 2K ekleyince 1992 bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yani T artı 2K bize neyi verecektir? 1992'yi verecektir. Aynı zamanda buradaki 4K'nin üstüne de 2K ekleriz. Aslında X'imiz 6K'ya gelmiş olur. Aynı mantıkla buradaki K'nin üstüne de 2K eklediğimizde burası da bize 3K'yi verir. Bu durumda 3K'miz 12, K'miz de 12 bölü 3'ten 4 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar K'miz 4 ise X'imiz 6 kere 4'ten kaç olarak gelmiş olacaktır? 24 olarak gelmiş olacaktır. Şuradaki Y'miz 4K idi, o da 4 kere 4'ten 16 olarak gelmiş olur. Burada 16, burada 24 yaşındaysak arada 8 fark olduğu için 1992 yılı T'den 8 yıl sonrasıdır. O zaman 1992'den 8 çıkartırsak T'yi bulmuş oluruz. Bu da bize 1984'ü verecektir T değeri olarak arkadaşlar. T'mizi bulduk 1984. Şurada X'imizi bulmuştuk 24 olarak. 1984 ile 24'ü toplarsak 2008'e ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir x kişisinin m yıl sonraki ve n yıl önceki yaşları sırasıyla x üzeri m ve x'in altında n ile gösteriliyor. Esra, Lale ve Onur ile ilgili olarak eşitliklerimiz var. Onur ile Lale'nin yaşları toplamı 33 olduğuna göre Esra'nın yaşı kaçtır diye sorulmuş. Onur'un şu anki yaşını O ile, Lale'nin şu anki yaşını L ile gösterelim. O ile L'nin toplamı bize 33 olarak verilmiş. Esra'nın şu anki yaşında büyük E ile gösterelim. Buna da soru işareti diyelim. Buna ulaşmaya çalışıyoruz. Bir X kişisinin şu anki yaşını biz büyük R ile gösterirsek M yıl sonraki yaşı R artı M olarak, N yıl önceki yaşı da R eksi N olarak gelecektir. Demek ki üstte bir değer yazdığında onu şimdiki yaşımıza ekliyoruz. Altta bir değer yazarsa da onu şimdiki yaşımızdan çıkartıyoruz. Esra'nın yaşını büyük E ile göstermiştik. Üste 4 yazdığı için buna 4 ekliyoruz. Eşittir diyoruz. Lale'nin yaşını büyük L ile göstermiştik. Altta 3 yazdığı için burada L'den 3'ü çıkartmış oluyoruz. Bence biz burada L'yi E cinsinden yazabiliriz. L'miz buradan E artı 7 olarak gelecektir.
Aynı mantıkla burada da O eksi 7'nin bize L artı 2'yi vereceğini, buradan da O'nun aslında L artı kaça eşit olduğunu söyleyebiliriz? 9'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şurada L yerine E artı 7 yazarsak O'muz L E artı 7 artı 9'dan E artı 16 olarak gelmiş olur. Dikkat ederseniz O ile L'nin toplamı 33'tü. Şuradaki O değerimizle şuradaki L değerimizi toplarsak 2 tane E artı 23'ün geldiğini, bu toplamın bize 33'ü verdiğini söyleyebiliriz. Buradan 2E'miz 10 gelir. E'miz de 5 olarak bulunmuş olur. Biz de E'yi aradığımız için doğru cevabımızın A şıkkı 5 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim. Nilüfer'in A yıl önceki yaşı 17, 2 A yıl sonraki yaşı 41'dir. Buna göre Nilüfer kaç yaşındadır? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle dikey bir sayı doğrusu alabiliriz. Burası başlangıcı bize versin. Sıfırı. Örneğin şurada 5 yazıyorsa burada 5 yaşında olduğumuzu düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz kaç yaşında olduğumuzu bilmiyoruz. Şuraya işaretleyelim ve x yaşındayız diyelim. Nilüfer'in yaşı x olsun. Bu x'i arıyoruz. A yıl önceki yaşı dediğimizde A yıl geriye döneriz arkadaşlar. Şu aradaki mesafe A birimse x'ten A çıkarttığımızı buranın bize x eksi A'yı vereceğini söyleyebiliriz. Yani x eksi A'mız aslında kaçmış arkadaşlar burada? 17'ymiş. Aynı mantıkla 2A yıl sonraki yaş dendiğinde x'in üstüne 2A gitmiş oluruz. Şu aradaki mesafe 2A birimdir. Yani bu sefer de geldiğimiz değer x artı 2A'dır. Bu da bakın kaça eşit olarak verilmiş? 41'e eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Burada x artı 2a eşittir 41 dedik. Şurada da x eksi a'mız 17 olarak gelmiş. Burayı eksiyle çarparsak eksi x artı a'mızın eksi 17 geldiğini görürüz. Taraf tarafa topladığımızda x'lerimiz gider. 3a eşittir 41 eksi 17'den 24. A da 24 bölü 3'ten 8 olarak bulunmuş olur. A'mız 8 ise şurada yerine yazdığımızda x eksi 8 bize 17'yi, x de 17 artı 8'den bize 25'i vermiş olur. Nilüfer'in yaşına x demiştik. X de 25 bulduğumuz için doğru cevabın C şıkkı 25 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci bir yol olarak, tam ikinci bir yol değil aslında, burada yaptığımızın aynısı. Bakın şurada biz 3 A'lık mesafe görüyoruz. 3 A'lık mesafe 17'den bizi 41'e çıkarmış. Yine buradan da 3 A doğrudan 3 A 41 eksi 17'den bize 24'ü, A yine 8'i vermiş olur. Burada da arkadaşlar x'ten 8 çıkartınca 17 geliyorsa x'imizin yine 17 artı 8'den 25 geleceğini söyleyebiliriz. Beşinci sorumuza devam edelim. Bir dedenin yaşı 2 yıl arayla doğmuş iki torunun yaşları toplamının 3 katına eşittir. 10 yıl sonra bu iki torunun yaşları toplamı dedelerinin yaşının yarısına eşit olacaktır. Yukarıdaki verilere göre yaşça büyük olan torunu doğduğunda dede kaç yaşındaydı? Aslında biri doğduğunda şu kaç yaşındadır diye sorulduğunda aralarındaki yaş farkının sorulduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir baba 30 yaşındayken çocuğu 6 yaşında olsun. Bu durumda yaşları farkı 30-6'dan 24 gelecektir. Çocuk doğduğunda, yani 6 yıl önce çocuk 0 yaşındayken baba da 30-6'dan 24 yaşında gelir. 24-0'ın da yine bize 24'ü verdiğini görüyoruz. Yani işte burada torun doğduğunda dede kaç yaşındadır diye soruluyorsa aslında torunla dedenin yaş farkını sorulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 yıl arayla doğdukları için birinin yaşına x dersek diğerinin yaşı bundan 2 yaş büyük x artı 2 olarak gelmiş olur. Ya da büyüğe x dersek küçük bundan 2 yaş küçük x eksi 2 olarak gelir. Gelin şöyle yapalım, büyük çocuğa x diyelim. Küçük çocuk da bundan 2 yaş küçük olsun, yani x eksi 2 olsun. Dedemizi d ile gösterelim. Diyor ki bunların yaşları toplamın 3 katına. Bunları topladığımızda 2x eksi 2 gelir. 3 ile çarptığımızda 6x eksi 6'nın geldiğini görüyoruz. 10 yıl sonra dediği için herkes 10 yaş büyür. 6x eksi 6'yı 10 eklersek 6x artı 4'ü elde ederiz. Burası bize x artı 10'u, burası da bize x eksi 2 artı 10'dan x artı 8'i vermiş olur arkadaşlar. İşte bu durumda iki torunun yaşları toplamı dedelerinin yaşının yarısına eşit olacaktır. 6x artı 4'ün yarısı 3x artı 2'yi verir, eşittir. Bu bunların toplamını verecekmiş. Bu da bize 2x artı 18'i vermiş olur. Buradan x'imizi 16 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. X 16 ise mesela şuradaki büyük torun 16 yaşındayken arkadaşlar dedemiz 6 kere 16 96 96 eksi 6'dan 90 yaşındadır. Dediğim gibi aralarındaki yaş farkı soruluyordu. 90 eksi 16 aslında bizden isteniyor. 90 eksi 16 bize 74'ü verdiği için burada doğru cevabımız B şıkkı 74 olarak gelecektir arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Kuşa kağıda basılmış olan bir kitabın raf ömrü nemsiz ortamda 125, nemli ortamda 25 yıl olarak hesaplanmıştır. Kuşa kağıda basılan bir kitap basıldıktan 65 yıl sonra raf ömrünü doldurduğuna göre bu kitap kaç yıl nemli ortamda kalmıştır diye sorulmuş.
Burada aslında iki yolla sorumuzu çözebiliriz. Hem benim size hep vurguladığım denge prensibimizle hem de daha klasik çözümümüzle bu sorumuzu çözebiliriz. Gelin çözüme başlayalım arkadaşlar. Öncelikle klasik yöntemle anlatalım. Daha sonra ben size hızlıca bir de denge prensibimizle nasıl hesaplayacağımızı anlatmaya çalışırım. Şimdi burada 125 yıl ve 25 yıldan bahsedilmiş. 125 ve 25'in ortak katı 125 olarak gelecektir en küçük ortak kat. Sanki biz burada elimizde 125 birimlik bir raf ömrü gücümüz, raf gücümüz var diyelim arkadaşlar. Bu neden böyle seçtim bunu? Şimdi nemsiz ortamda bu 125 birimlik gücü 125 yılda bitiriyorsak 125 bölü 125'ten 1 yılda 1 birim bu gücümüzden gittiğini söyleyebiliriz. Nasıl ortamda? Nemsiz ortamda. Aynı mantıkla 125 birimlik gücümüzün tamamını nemli ortamda 25 yılda tüketiyorsak burada da 125 bölü 25'ten 1 yılda 5 birimlik gücümüzden gittiğini söyleyebiliriz nemli ortamda arkadaşlar. Toplam bir kısmı nemli ortamda bir kısmı nemsiz ortamda olmak üzere 65 yıllık bir raf ömrümüz olmuş arkadaşlar. Nemli ortamda kaç yılın geçtiği soruluyor. Nemli ortamda geçen yıla x dersek arkadaşlar toplam 65 yıl olacaksa burada geçen yılımız da 65 eksi x yıl olarak gelmiş olacaktır. Nemsiz ortamda normalde gücümüzden her yıl bir birim gidiyor. 65 eksi x yılda 1 çarpı 65 eksi x'ten 65 eksi x birimlik güç kaybı yaşamış oluruz. Artı diyorum x yıl boyunca da nemli ortamda kalıyoruz. Her bir yıl bizim gücümüzden 5 birim gittiği için x yılda x çarpı 5'ten 5x birim gidiyor. İşte bu toplamda bize 125'i veriyor ki 65 yılın sonunda tamamı tükenmiş oluyor. Buradan 4x eşittir 125 eksi 65'ten 60 gelecektir. X'imiz de 60 bölü 4'ten 15 olarak bulunmuş olur. Demek ki biz bu 65 yılın arkadaşlar 15 yılını nemli ortamda 65 eksi 15'ten 50 yılını da nemsiz ortamda geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Doğru cevabımız da C şıkkı gelmiş olur. Peki aynı mantığı şimdi pardon aynı doğru cevabı bir de denge prensibini yakalamaya çalışalım. Tamamını nemli ortamda geçirseydik 25 yılda ömrümüz bitecekti. Tamamını nemsiz ortamda geçirseydik 125 yılda ömrümüz bitmiş olacaktı arkadaşlar. Ama bir kısmı nemlide bir kısmı nemsizde geçince 65 yılda tamamlamışız. Bakın 65 25'e daha yakın, 125'e daha uzak. Aralarındaki uzaklığın burada 40 birim olduğunu, buradaki uzaklığın da 60 birim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu 20'ye bölelim. Daha önce anlatmıştık denge prensibinde. Burayı 2 gibi, bunu da 20'ye bölelim. Burayı 3 gibi düşünelim. Yani şu aradaki mesafe 2K ise bu aradaki mesafe 3K geliyor. Dengenin 65'te sağlanması için 3K'yı buraya alıyorum. Buraya ben 3M yazıyorum. 2K'yı buraya alıp buraya da 2M yazmış oluyorum. Toplamda 3M artı 2M ne kadar yapıyor? Aslında 5M yapıyor. Şimdi diyorum ki bunu yaptıktan sonra normalde hepsini burada geçirseydi 25 yılda bu işi tamamlayacaktı. Ben bu 25'i işte 5M gibi düşünüyorum. Eğer 5M 25 ise M burada 5 gelir. 3M'miz de bize neyi vermiş olur? 15 yılı vermiş olur arkadaşlar. Buraya baktığımda yine 3M artı 2M'den tamamını 5M gibi düşünüp tamamını burada geçirseydi 5M bana kaçı verecekti 125'i? Bu durumda M eşittir 25 diyorum. Burada 2M olduğu için 2M'miz de 2 kere 25'ten bize 50'yi vermiş oluyor. 15'e 50 zaten bizim az önce bulduğumuz değerler olarak karşımıza çıkıyor. Denge prensibi bu tip sorularda bazen ama bakın bu tip soruda yani ikisinin yıllarını ayrı ayrı inceleyeceğimiz durumlarda belki sizi zorlayabilir. Onun için ben iki şekilde de çözümü anlatmaya çalıştım. Umarım ikisi de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. İki çocuğu ve bir kız kardeşi olan bir baba oğluna şunları söylüyor. Sen benim yaşıma geldiğinde ablan 53 yaşına girecek. Ben de 76 yaşıma gireceğim. Ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasına eşit. Bu verilere göre hala kaç yaşındadır diye sorulmuş. Elimizde 4 kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kim var arkadaşlar? Bir babamız var. Şöyle baba yazalım. Babanın dışında halamız var. Halayı yazalım. Bir erkek bir de kız çocuk var. Şuraya biz erkek yazalım. Şuraya da kız yazmış olalım. Ablamızı kız yazarak burada temsil etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yorum yapacağız. Burada bence şu önemli. Diyor ki ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasıdır. Şimdi elimizde 3 kişi olsun. Mesela bu 3 kişiden birisi 10 yaşında olsun. Biri 14, biri de 18. Bakın şu 10 ile 18'in aritmetik ortalaması bize neyi veriyor? 14'ü veriyor. Şimdi aradan 7 yıl geçsin ya da mesela 5 yıl geçsin. Bu 15 yaşına gelir. Bu 19 yaşına gelir. Bu 23 yaşına gelir. Bakın 15 ile 23'ün aritmetik ortalamasını yine 19'u veriyor. Yani bir kişi X yaşında, bir kişi Y yaşında, bir kişi Z yaşında ve Y bunların aritmetik ortalaması ise yani X artı Z bölü 2 eşittir Y ise
K yıl geçtikten sonra da bu aritmetik ortalama olma durumu korunur. Yani burası X artı K olsun, burası Y artı K olur, burada Z artı K olur. Bakın şu ikisini toplayın. Ne gelir? X artı Z artı 2K gelir. Bunu 2 ile oranlayın. Ben burayı şöyle düzenleyebilir miyim? X artı Z bölü 2 artı 2K bölü 2'den K. Zaten X artı Z bölü 2 bana Y'yi veriyordu. Y'ye K eklemiş oldum. Bakın geldiğimiz yıldaki aritmetik ortalamayı yine yakalamış oldum. Yani eğer bu aritmetik ortalama durumu varsa, kaç yıl önce olursa olsun, kaç yıl sonra olursa olsun bu hep korunan bir durum olacaktır. Arkadaşlar bunu unutmayacağız. Ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasına eşittir dediğine göre. Şimdi burada mesela babaya biz X yaşında desek, halaya Y yaşında, oğluna Z yaşında, kıza da M yaşında demiş olsak, ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasına eşittir dediğinde arkadaşlar, Y ile Z'yi toplayıp ikiye böldüğümüzde bize neyi vereceğini biliyoruz. M'yi vereceğini biliyoruz. Bu her zaman korunan bir durum olacaktır. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi diyor ki sen benim yaşıma geldiğinde diyor. Oğlu babasının yaşına gelecek. Yani ne yaşına gelmiş olacak? X yaşına gelmiş olacak. Abla 53 yaşında olacakmış. Ablaya 53 yazdık. Ben de 76 yaşında olacağım. Baba da 76 yaşında olacak arkadaşlar. Şimdi burada halamızın yaşında mesela R ile gösterelim. Şu durumda da bu aritmetik ortalama olma durumu korunacaktır. Yani bu oğluyla buradaki halamızın yaşlarının aritmetik ortalaması ablamızın yaşını verecektir. Yani R ile X'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde bize 53'ü vermesi gerekir. Buradan R'yi çekersek 106 eksi X geldiğini görüyoruz. Yani şuradaki R'mizin kaç olduğunu söyleyebiliriz. 106 eksi X. Buradaki yaşları yakaladıktan sonra geçen yılların aynı yıllar olmasını şimdi kullanacağız arkadaşlar. Mesela babamız burada, yani şu x'ten şu 76'ya 10 yıl geçtiyse burada da 10 yıl geçti, burada da 10 yıl geçti, burada da 10 yıl geçti. İşte y'den r'ye 20 yıl geçtiyse burada da 20 yıl geçti, burada da 20 yıl geçti, burada da 20 yıl geçti. Yani alttakilerden üsttekileri çıkarttığımda hep aynı farkı bulmuş olacağım. Yani şuradaki 76 ile x'in farkını aldığımda, 76 eksi x yazdığımda, şurada da r ile y'nin farkını alırsam yine aynı değeri bulacağım. R gördüğüm yere ben ne yazabiliyorum? 106 eksi x. Bundan neyi çıkartacağım şimdi? Y'yi. Bakın burada x'ler birbirini götürür. Ne kalır elimizde? 76 eşittir 106 eksi y kalır. Y bu tarafa, 76 bu tarafa gelirse y'mizi de 106 eksi 76'dan 30 olarak bulmuş oluruz. Y'miz neydi? Halamızın yaşıydı. Bizden ne istendi? Halamızın yaşı. O zaman doğru cevabımız burada C şıkkı 30 olarak gelmiş olacaktır. Arkadaşlar, umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hiç kullanılmamış A marka bir pilin ömrünü şekil 1'deki saat 24, şekil 2'deki saat 18 ayda tüketmektedir. Hiç kullanılmamış A marka iki pil bu iki saate aynı anda takılıyor. Pillerden biri bitince iki pil kendi aralarında yer değiştiriliyor. Bu verilere göre ömrü diğerinden daha uzun olan pil diğer saate takıldıktan kaç ay sonra tamamen tükenir diye sorulmuş. Şöyle bir yol izlenebilir burada. 24 ve 18'in en küçük ortak katları olan 72 üzerinden gidilebilir. Yani bir tane A marka pilin 72 birimlik gücü varmış gibi düşünülebilir. Eğer bir tane A marka pilin 72 birimlik gücü varsa, birinci saat 72 bölü 24'ten bir ayda bunun 3 birimini harcıyordur. İkinci saat ise 72 bölü 18'den bunun bir ayda 4 birimini harcamış oluyordur arkadaşlar. Şimdi diyor ya pillerden biri bitince iki pil kendi aralarında yer değiştiriliyor. Zaten önce bitecek olan şu, yani ikinci saate takılan. Çünkü orada bir ayda 4 birim pil gücü gidiyor. 18 ay geçince 18 kere 4'ten 72'ye ulaşacağız ve buradaki arkadaşlar pil tükenmiş olacak. Buradaki pilin ise bir ayda bu 3 birim harcadığı için 18 çarpı 3'ten 54 birimlik bir güç harcadığını, 72 eksi 54'ten de geriye 18 birimlik gücünün kaldığını söyleyebiliriz. Bitmiş pil buraya takılacak. Bu zaten önemli değil. Ama burada içinde 18 birim güç kalan pil diğer saate aktarılacak. Diğer saat bir ayda ne kadar harcıyordu arkadaşlar? 4 birim güç harcıyordu. Bizim 18 birim gücümüz varsa 18 bölü 4'ten 4,5 ayda da burada artık o ilk en başta birinci saate takılan pilin de tamamen tükeneceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu verilere göre ömrü diğerinden daha uzun olan pil diğer saate takıldıktan kaç ay sonra tamamen tükenir demiş. 18 bölü 4'ten bunu 4,5 bulduğumuz için doğru cevabında B şıkkı 4,5 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 9. sorumuzda devam edelim. Eda Ali'nin yaşındayken Efe 27 yaşındaydı. Ali Efe'nin yaşındayken Eda 33 yaşındaydı. Buna göre Efe'nin yaşı
kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen yazalım. Şimdi şuraya Eda yazdım arkadaşlar. Şuraya Ali yazdım. Şuraya da Efe yazdım. Elimde 3 tane durum olacak. Şöyle yapalım. Şimdi bu X yaşında, bu Y yaşında, bu da Z yaşında olsun. Şimdi Eda Ali'nin yaşındayken diyor. Eda'nın Ali'nin yaşında olması demek buranın Y olması demek. İşte bu durumda Efe 27 yaşındaymış. Buraya 27 yazdım. Şu an şurayı bilmiyorum. Aynı mantıkla Ali Efe'nin yaşındayken diyor. Ali Efe'nin yaşında olacaksa Ali'nin Z yaşında olduğu durumu bulacağım. Şuraya ben en alta Z'mi yazdım. Bu durumda Eda 33 yaşındaymış. Şuraya da 33'ümü yazıyorum. Şurayı bilmiyorum. Şurada bir durum var. Şurada bir durum var. Burada da bir durum var. Şimdi burada ben şunu kullanacağım. Mesela hani şu Eda'nın yaşı X'ten Y'ye geldi ya. Bunların arasındaki farkla Efe'nin yaşı Z'den 27'ye geldi. Bunların arasındaki fark aynıdır. Aynı mantıkla hani buradaki x 33 oldu ya, bunların arasındaki farkla y z oldu ya, bunların arasındaki fark aynıdır. İkisinde de iki tarafta da eşit miktarda yıllar geçerek biz bunları yazdığımız için. Yani ben burada 33'ten x'i çıkartırsam, 33 eksi x dersem bunun bana neyi vermesi gerekir? Z eksi y'yi vermesi gerekir. Örneğin x'i karşıya atarsam 33 eşittir x artı z eksi y gelmiş olur. Aynı mantıkla arkadaşlar y'den x'i çıkarttığımda bu da 27 eksi z'yi verecektir. Yani y eksi x eşittir 27 eksi z diyebilirim. Buradan da 27'yi çekersem ne gelmiş olur? Y artı z eksi x gelmiş olur arkadaşlar. Şuraya hemen yazayım ben bunu. 27 eşittir y artı z eksi x demiş oldum. Bakın şu son ikisini taraf tarafa toplarsam x'ler birbirini, y'ler birbirini götürür. 60 eşittir 2z'den z'mizi 60 bölü 2 yani 30 olarak bulmuş oluruz. Bizden Efe'nin yaşı istenmiş. Biz Efe'nin yaşını en başta z demiştik. Z'yi de 30 bulduğumuza göre doğru cevabımızın A şıkkı 30 geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu farkı, yani iki taraftaki farkların birbirine eşit olması durumunu iyi kavrarsak bu tip sorularda çözümümüz hızlı olacaktır diye düşünüyorum. 10. sorumuzda devam edelim. Ömer, Hakan ve Funda ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Ömer Hakan'ın yaşındayken Funda A yaşındaydı. Hakan Funda'nın yaşındayken Ömer B yaşındaydı. A artı B toplamının sayısal değeri bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisinin sayısal değeri hesaplanabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakın, şablonumu oluşturuyorum. Şuraya Ömer yazdım arkadaşlar. Hemen şuraya Hakan yazıyorum. Şuraya da Funda'yı yazıyorum. Yine şöyle yapalım. Bunun yaşına X diyelim. Bunun yaşına Y, bunun yaşına da K demiş olalım. Ömer Hakan'ın yaşındayken diyor. Yani buraya Y alıyorum arkadaşlar. Funda A yaşındaymış. Hemen buraya da A aldım. Şu bize bir yılı veriyor. Bu da başka bir yılı vermiş oluyor. Burada Hakan'ı yazmıyorum. Bu şekilde dursun. Bir de Hakan Funda'nın yaşındayken demiş. Hakan'ın Funda'nın yaşında olması demek Hakan'ın K yaşında olması demek. En alt satıra K yazıyorum. Bu durumda Ömer B yaşındaymış. Buraya da B yazıyorum. Bu da başka bir yıl olarak geliyor. Bu tip sorularda hareket noktam aradaki farkların eşit olacağı durumudur. Yani Ömer X yaşından Y yaşına geliyor. Funda da aynı sürede K yaşından A yaşına geliyorsa iki taraftaki farklar birbirine eşit gelir. Yani burada 5 yıl geçiyorsa burada da 5 yıl geçiyor. Burada 10 yıl geçiyorsa burada da 10 yıl geçiyor. Onun için iki taraf arasındaki farklar eşit gelecektir. Yani biz burada aslında Y eksi X'in bize neyi verdiğini söyleyebiliriz? A eksi K'yi verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela buradan Y'yi çekersek Y'miz X artı A eksi K olarak gelir. Aynı mantıkla şimdi şuraya bakıyorum. Burada da Ömer X yaşından B yaşına geldiğinde Hakan da Y yaşından K yaşına geliyor. Yine B ile X arasındaki fark K ile Y arasındaki farka eşit gelecektir. Onu da buraya yazarsam B eksi X eşittir K eksi Y gelmiş olur arkadaşlar. Aslında ben şurada Y'yi çektim ama sanırım A ve B odaklı olmalıyım. Şuradan ben bir A'yı çekeyim aslında. A eşittir ne gelecektir? Bunu bu tarafa atarsam Y artı K eksi X gelecektir. Aynı mantıkla A artı B toplamı üzerinden yapacağım için yorumu buradan da B'yi çekeyim. B'mizin de X artı K eksi Y geldiğini görüyoruz. Eğer biz A artı B toplamını biliyorsak, bakın şurayı taraf tarafa toplayalım. Hemen bu bize neyi veriyormuş ona bakalım. A artı B eşittir dediğimde X'lerin birbirini götürdüğünü, Y'lerin birbirini götürdüğünü, elimde 2K'nin kaldığını görüyorum. Bu durumda A artı B eşittir 2K gelir. Her tarafı 2'ye bölersek A artı B bölü 2 bize K'yi verir. K de en başta Funda'nın yaşı olduğu için biz eğer A artı B'yi biliyorsak buradan da A artı B'yi 2'ye bölüp Funda'nın yaşı olan K'yi bulabileceğimizi, doğru cevabımızın da bundan ötürü C şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Yalnızca Yahyalı ve Kars halılarının bulunduğu bir depodaki Yahyalı halılarının, Kars halılarının tüm halıların yaş ortalaması aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bu depoda toplam 84 tane halı bulunduğuna göre
Bunlardan kaçı Yahyalı halısıdır diye sorulmuş. Klasik yöntemimizde bence bunu çözebiliriz. Biz buradaki Yahyalı halılarının sayısını x olarak alalım. Toplamda 84 halımız varsa Kars halılarının sayısını da 84 eksi x diyebiliriz. Ya da buraya y deriz arkadaşlar. Ama neyi unutmayız? X ile y'nin toplamının 84 olduğunu unutmayız. Şimdi x tane Yahyalı halısının yaş ortalaması arkadaşlar kaçmış? 85. O zaman bunların yaşları toplamı x çarpı 85'ten 85x olarak gelmiş olur. Aynı mantıkla y tane Kars halısının yaş ortalaması 43 ise bunların yaşları toplamı da 43y'ye gelir. Biz buradaki tüm yaşları toplayıp buradaki toplam halı sayısı olan x artı y yani 84'e böldüğümüzde de hepsinin yaş ortalaması olan kaça ulaşacağımızı biliyoruz arkadaşlar. 61'e ulaşacağımızı biliyoruz. İşte buradan ilerleyerek 85x artı 43y eşittir 84 çarpı 61 diyerek sorumuzu çözebiliriz. Şuradaki 84 yerine x artı y yazarak x ve y arasındaki eşitliği yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonucumuz gelecektir. Ama ben yine denge prensibimizden bu soruyu hemen şöyle bir çözüm yapmak istiyorum. Şimdi biz burada neyi biliyoruz arkadaşlar? Bir Kars halılarının yaş ortalamasının 43 olduğunu. Buraya 43 yazdım. Bu Kars halısı, şuraya Kars yazdım. Yahyalı halılarının yaş ortalaması da 85. Buraya da şöyle Yah yazmış olalım. Peki hepsinin yaş ortalaması kaç arkadaşlar? 61. Dikkat ediyorsanız 43'ten 61'e 18 birim var. 61'den 85'e 24 birim var. Buradaki denge noktamız 61 olarak gelmiş. Denge noktamız 43'e daha yakın olduğu için Kars halılarının Yahyalı halılarından daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 18 6'nın 3 katı olarak gelecektir. Burayı 3R gibi düşünelim. 24 de 6'nın 4 katı olacağı için burayı da 4R gibi düşünebiliriz. Dengeyi kurmak için burada 3R, burada 4R varsa buradaki halı sayısını 4K olarak, buradaki halı sayısını da 3K olarak almamız gerekir. Bunu denge prensibimizde anlatmıştık. 4K çarpı 3R'de 12 kareyi, 3K çarpı 4R'de bize 12 kareyi verecektir. O zaman 4K tane Kars halısı, 3K tane Yahyalı halısı varmış. Toplam halı sayımız yani 7K'ymış. Bu toplam sayı bize 84 olarak verilmiş. Bu durumda 7K 84'ten K'mız 84 bölü 7 yani 12 olarak gelmiş olur. K 12 ise Kars halımız 4K yani 4 kere 12'den 48 tane. Yahyalı halımız da 3K yani 3 kere 12'den 36 tane olarak bulunmuş olur. Bizden Yahyalı halısının adedi istendiği için doğru cevabın C şıkkı 36 gelmesi gerekir. Güzel bir soru. Umarım yaptığımız iki çözüm de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.